Selam, ben Sultanoğlu. İyi ve güzel insanların kanalı. Yani sizin kanalımız. Hoş geldiniz. Sizinle fırın kullanmadan hızlı doğum günü pastası nasıl yapılır? Onun filmini çekeceğiz. Seveceğinizi umuyorum. Malzemeleri tanıtarak başlıyorum. 1 kilo kadar petibör bisküvi, 1 paket puding. Pudingi istediğiniz türden alabilirsiniz. Çilekli, muzlu, kakaolu. Çocuk çilekli istediği için ben çilekli aldım. Nişasta 2 yemek kaşığı kakao, toz şeker, birer yemek kaşığı nişasta kullanacağız. Yeri geldiği zaman anlatacağım. Süt ve krem şanti. Buyurun yapmaya başlayalım. Bisküvilerimizi ortadan ikiye kıralım ve derin bir kabın içine atalım. İki parçaya bölmemiz yeterli şimdilik. Bazen o kendinden birkaç parçaya da kırılabilir. Problem değil. Bu arada kameramanım Davut Bey. Davut Bey'i masal vaktinden tanıyor olmanız lazım. Kamerayı da o çekiyor. Şimdiden tanıtmış olayım size. Onun da güzel bir kanalı var. Oyun kanalı. Oradan takip edebilirsiniz oğlumu. Oğlum benim, koçum. Bisküvilerimizi bu şekilde kırıyoruz. Eğer kabımız burada olduğu gibi küçük gelirse daha büyük bir kapla değiştirebiliriz. Burada yapacağımız hareket bu. Bisküviyi ortadan ikiye ayırıyoruz. Şimdi krem şantimizi yapmaya geçebiliriz. Onu yapıp buzluğa koyalım. Diğer işlemleri yaparken o da buzdolabında biraz katılaşmış olur ve vakit kazanmış oluruz. Şantimizi yapmaya başlıyoruz. Bir kutudaki İki poşet şantiyi boşalttım. Üstüne herkesin bildiği gibi bir su bardağı süt ilave ettim. Krem şantimiz oldu. Daha da yoğunlaşsın diye ve biz diğer işlerimizi bitirene kadar buzdolabına bırakıyoruz. Tencereye koyduk. Bir kaşık nişasta koyuyorum. Bir litre sütümüzü boca ediyorum. Ocağımızın altını yakıyorum. Topaklanmasını önlemek için hemen bir karıştırıveriyorum. Kaynamasını bekliyoruz. Nişastayı koymamın nedeni biraz daha yoğun olsun istiyorum. Hakiki pasta hamuru bisküvi ile beraber karışınca hakiki pasta hamuru gibi gözükmesini istiyorum. Bunun kaynamasını bekliyoruz. Pudingimiz kaynadı. Bunu ılıması için bir kenara alacağız. Ilırken de ara sıra karıştıracağız ki kabuk bağlamasın diye.
Eğer bunu hemen bisküviyle buluşturursam bisküvi hamur eder sıcaklığından dolayı. Bir müddet bunu bir kenara alacağım. O orada kendiliğinden soğurken, ılırken biz de çikolatamızı yapmaya geçelim. Sıra geldi çikolata sosumuzu yapmaya. Bunun için 2 yemek kaşığı kakao, 1 yemek kaşığı kadar nişasta, 1 çay bardağı toz şeker, bir su bardağı su, bir su bardağı süt. Önce kuru malzemeler, sonra sıvı malzemeleri koyuyoruz. Ocağın altını yakmadan topaklanmasını önlemek için biraz karıştırıyoruz. Daha önceki bir videomda anlatmıştım. Ben yemeği ve yemek benzeri şeyleri karıştırırken saat yönünün tersine karıştırırım. Çocukluğumda yaşlı bir amca Kabe'de dönüşler saat istikametinin tersine olur. Orada tavaklar öyle yapılır dedi. Gidemiyorsan da çayını falan öyle karıştırır. En azından öyle düşünürsün. Allah da nasip eder dedi. Ben o gün bugündür çocukluğumdan beri bir şey karıştırırken sağdan sola karıştırıyorum. Şimdi ocağımızın altını yakıyoruz. Ve kaynaması için malzememizi bekliyoruz. Evet, çikolata sosumuz da kaynamaya başladı. Görüntüsü gördüğünüz gibi çok güzel oldu. Fakat yanmaması için bunu sürekli karıştırmamız gerekiyor ki hem dibi tutmasın. Evet, bunu da alıyoruz. Şimdi diğer işlemimize geçebiliriz. Kalıp olarak kullanacağımız tabağı hafiften yağlıyorum ki bisküvi ile pudingi birleştirdiğimizde buraya sıkıştıracağız bu kabın içine bir kalıp olarak. Çıkarken rahat çıksın diye. Yani biraz fazla koymuşum. Ama onu alırız. Bunu yağlıyoruz ki güzelce çıkışı kolay olsun diye. Kalıp şeklinde çıksın diye. Ilışan pudingimizi bisküvimizin üzerine döküyoruz. Pastamızın hamuru bisküvili puding olacak. Bunları birazdan pudingi boşalttıktan sonra iyice birbirine yedireceğiz. Birbirine geçireceğiz. Ve pastamızın hamuru kendiliğinden otomatik olarak çıkmış olacak. Alt üst ede ede bunları birbirine karıştırıyoruz. Bisküvi birbirine kattık. Sonra kalıp gibi çıkması için böyle bastırarak düzeltiyoruz. Bunu bir müddet buzdolabına koyacağız. Buzdolabında bu hafiften donunca ters çevirip bir kalıp şeklinde pasta hamuru gibi dökeceğiz. İnşallah becereceğiz. Şimdi buzdolabına koyabiliriz bunu. Buzdolabından pastamızı aldık. Şimdi ters çevireceğiz. Ve kalıp olarak çıkmasını sağlamaya çalışacağız.
şekilde gördüğünüz gibi kalıp gibi çıkmış oldu. Siz daha değişik kalıplar da kullanabilirsiniz. Bizim pastacı kalıbı vardı. Biraz fazla yaptığımız için o kalıptan büyük oldu. Biz onun için bu tür bir yol denedik. Siz kalıba normal olarak da yapabilirsiniz. Geldi şimdi krem şanti. Krem şantisini sıvayacağım. Pastamızın üzerine krem şantimizi sürdük. Şimdi çikolata sosumuzu pastamız hazır. Afiyet olsun. Biraz bekleteceğim. Ondan sonra servis yaparken de son halini göstereceğim size. Yine de şimdiden afiyet olsun. Şurayı çek babacığım. Şurayı getir. Tadımını yapalım. Evet. Ben yapayım. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Kanalımıza abone olmayı, beğeni atmayı ve yorum yazmayı ihmal etmeyin. Allah'a emanet olun. Selam, ben Sultanoğlu. Ben Sultanoğlu.